Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler, değerli takipçiler, kanalımızın her kesimden takipçilerim. Videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fenerbahçe'mizin Zenit ile 23 Mart Perşembe günü saat 19'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda oynayacağım. Özel yardım maçının biletleri bugün saat 11'den itibaren Pasolik sitesi üzerinden satışa sunulacak. Lütfen Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankara Gücü, Adana Demirspor, Kayserispor fark etmez bütün takım taraftarları Maraton alt 100 Fenerium alt Avis tribünü 100 Öyle arkaları 50 TL olan bu biletlerden alın Hem coşkuyla Maçı izleyin Hem de deprem katkınız olsun Fenerbahçe yorumları büyük takım refleksi diye arkadaşlar Fenerbahçe'miz Alanya Sporu mağlup etti. Birçok yazarın birçok farklı görüşü var. Hani ben kısa kısa değineceğim çünkü önemli konular biraz ileride. Mesela Uğur Meleken'in şeyi, konusu şu. Avrupa dönüşü Fenerbahçe zorlanıyor diyor. Hani seviye eşleşmesinden sonra Alanya'da tutuklular diyor. Bir önce de Avusturya, Viyana'ya geçip Konya'da mağlup oldular diyor. Ama o gün ayrı bir olay vardı o Konya maçında. Hani... E... Onu o yüzden saymayalım ama. Mete Kalkavan hakem değil diyor Erman Toroğlu. Ki Mete Kalkavan çok ama çok tepkiler aldı. Hani şimdi e, az sonra pozisyonları da konuşalım aslında bakarsanız. Çünkü Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın futbolcu sırtına binmiş gidiyor. Kart yok. Faul vermiyor. Fenerbahçe'nin attığı gol iptal ediliyor. Enteresan. O sayesinde Samuel'in pozisyonu tartışılır. El cebine gidiyor. Gitmiyor. E, hani Ahmet Çakar Kariyenin en kötü maçlarından birini yönetti diyor. O sahne 20. dakikada rakibinin kaval kemiğine basması falan hani tartışmasız kırmızı diyor. Elini arka cebine götürüyor. Furkan'a bir türlü maç boyunca sarı kart vermedi. Hani Fenerbahçe'de bir kişiye bir kırmızı vermemiş oldu. Rakip de bir kişiye iki buçuk kırmızı vermemiş oldu diyor. İkinci yarıda verilen iki penaltı kararı da doğru diyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin sayılmayan golü de haksızlık diyor. Ömer Ründür Jesus artık ders almalı. Hani benim bir kadrom var, benim felsefem var diyor. Ama mecburi ilk yer bir değişiklik yaparken ikinci devreye 3 değişiklik yaparak başladı. Çok da gerekliydi. Yani ilk 11'de yaptığım büyük hatayı anladım demek bu değişiklik diyor. Bakalım ders almış mı almamış mı diyor. Erden Güven Ersun Yanal gelecek sezonlarda Fenerbahçe'ye dönme şansını tamamen kaybetti. Negatif bir futbol oynadı diyor. Ama şöyle bir durum var. Karşınızda Fenerbahçe var. Ve Fenerbahçe'nin şu durumuna kim olsa aynı kadroyla çıkar. Ferdi için penaltı isteyen Jesus kenarda biraz aşırı hareketler yapınca diyor. Arkadaşlar o Ferdi'ye yapılan hareketin ceza sahası içinde olduğunu söylüyorlar. Yani Furkan'ın yemesi gereken sarı kartın. ikinci sarı kartın. Yani ayrıca Fenerbahçe'ye bir de penaltısı verilmedi diyorlar. Ben çok şey yapmıyorum. E ee, Ali Gültekin başrol yine Valencia diyor. Hani King Emre Zayt değişikliği oldu ama Fenerbahçe'de Valencia etkeni İlker Yağcıoğlu derbide bu oyun yetmez diyor. Hani Jesus 45 dakika bittiğinde 3 oyuncu birden değiştirerek bir anlamda başlangıç 11'inin yanlış olduğunu kabul etti. İkinci yarıda biraz daha önde oynayan, rakibi daha fazla hata zorlayan diyor. Ben şunu da söyleyeyim. Acaba Jesus ben bir yere kadar tutuyum da sonra vurucu hamleyi yapayım demiş olabilirim. Yani bu niye hiç akıllara gelmiyor? Oktay Dereoğlu da galibiyet Jesus'a yazar diyor. Galatasaray'ın Konya'da mağlup olması. Fenerbahçe'nin 1-0 galip gelmesi önümüzdeki haftalar için heyecan daha da yükseltecek. Sevilla'ya elenmek nasıl Jorge Jesus'a yazıyorsa galibiyette yine Jesus'a yazar diyor. Yani takımın teknik direktörü arkadaşlar her şey ona yazmak zorunda. Gürcan Bilgiç camia sinerjisini etkileyecek bir galibiyet diyor. Ben göreceğim bilgi için bazı noktalarını çok beğendim. O yüzden bunu aldım. Normalde bu kadar şey yapmayacağım. Maç zorlaştı diyor. 5. dakika gelen Alanya golü Fenerbahçe için maç Az zor oldu. 74'de 26 toplan oynuyorsun. Ama Ersun Yanal'ın maçı kitleme formülünün üstüne tempoyu düşürme. Yatanın yerden kalkmaması hamleleri de geliyor. 10 dakika devre uzuyor. Skora sadece duran toplarla yaklaşabilen bir Fenerbahçe var. Jesus 3 oyuncu birden değiştirdi. ikinci yarıya başladı. Osterwolde'nin sakatlanmasıyla 4 değişiklik hakkı gitti. Fenerbahçe'de. Sevilla maçının yorgunluğunun üstünde hiç acele etmeden sahayı paslarla dolaştılar. Topun peşine düşen Alanya Spor'da yavaş yavaş pozisyon yanlışları gelmeye başladı. Yine de duvar penaltıyla yıkıldı. İkinci golü de getiren baskıda titreyen ayakların hatasından çıkan penaltı oldu. Emre Mor'un müthiş golüyle birlikte sabrının ve sakinliğinin karşılığını aldı Fenerbahçe diye. Geçenlerde Başakşehir 4 tane birden yedi 6 dakika içinde. Bir kardeşim çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki Jesus'un bize kattığı en büyük özellik şu hocam dedi. Yani bizim elimiz ayağımıza dolaşmıyor. Bu de dedi. Sistemden vazgeçmiyoruz. Doğru. Camiayı kendine getirdi diyor Gürcan Bilgiç. Hani e, o sahayın aldığı penaltı Zayt'sın orta sahaya getirdiği enerjiyle tempo arttı. E, ve hani bazı şeyler. Hakem Mete Kalkava maçı oynatmaya çalıştı ama bariz faulleri de kaçırdı. İlk yarıda Valencia'ya çeken Furkan'a kart göstermemesi ya da Jesus'un atılmaya kadar götüren perdiye yapılan hareketi atlaması anlaşılmaz. İkinci penaltıyı vardan vermesi de bu tecrübe ile yan yana gelmemeliydi. Bu Fenerbahçe adına başka mesajları da var. Geriden gelip kazanırken büyük takım refleksini ortaya koydular diyor arkadaşlar. Şimdi Alanya Fenerbahçe maçında ben şunu söyleyeyim. Hakem yorumları. Hani pozisyon yorumları. Arkadaşlar biz konuştuk. Yani tarafsız bir şekilde değerlendirmelerimi yaptım. Hani Allah'a çok şükür kimseye boyun eğmem. Kimseden de çekinmem. Doğru bildiğimi söylerim. Ki doğru bildiklerinden dolayı da e, takdir edilmedim ama en azından dediler ki olan bu adam doğruları söylüyor dediler. O açıdan mutluyum. Şimdi Hemen pozisyonlara şey yapalım. İlk dakikadaki Furkan Bayram Valencia'nın yaptığı ayağını arkadan yaptığı müdahale. Ayağa bir müdahale var. Hakem burada uyarsa sonraki faullerin önüne geçerdi. Belki de maçın sıkıntısı buraydı. Alanya Spor'un golünde offside var mı? Erman Torol diyor ki bana bu golü çözecek adam var mı diyor. Dokunduğu anda baktığım zaman pozisyon offside. Ama başka bir açı veriliyor. Başka bir şey veriliyor diyor. Bakın kafalarda soru işareti. Şimdi Sosyal medyada öyle bir algı var ki zannedersiniz Fenerbahçe maçı hakemle kazandı. Niye? O sahip pozisyonda. Şimdi bakın daha dakika 4 1-0 öne geçmiş rakibin. Şimdi bu maça etki etmiyor mu mesela? Ya biz izlediğimizde top ayaktan çıktığında offside. Bana kimse başka bir şey söylemesin. Fenerbahçe golünü iptal etmek için o açıyla verip rakibinkini iptal etmek için 3-4 dakika varda oyalanıp oynayıp çeşitli açılar çizip 3 dakika 4 dakikada Gözükecek. Madem bu kadar bariz o saatte 4 dakikada niye çözüldü? Hiç aklınıza gelmiyor mu? O müdahalesi o çıkan sarı kart doğru mu? İşte asıl en kritik şey bu. Deniz Çoban diyor ki bak arkadaşlar bakın birçok kişi trampon bölgesine e, var temas diyor. Birçok kişi gaddarlık yok diyor. Sarı kart diyen var. Kırmızı diyen var. Sarı verirdim diyen var. Kırmızı verse niye kırmızı verdin diyemezsin diye ama demek ki pozisyonda şöyle bir olay var. Farklı çevirilebilir. Şey Mesela Torreira'nın İstanbulspor maçında yerden kayarak rakibin ayağına sert bir hamlesi var. Gaddarlık var, şiddet var. O pozisyon sarıysa bu pozisyon sarının kralı. O pozisyon sarıysa. Yine aynı şekilde e, bu senenin başında ee, Kerem Aktürkoğlu'nun bu sene bir tane rakibin kaval kemiğine vurduğu pozisyon var. Önce topa vurup sonra ona vurdu. Hiçbir kart görmedi mesela. İrfancan geçen sene topa vurdu. Sonra rakibine vurdu. Kırmızı yemedi. Sarı yedi. Yok Gustavo e, Luis Gustavo yemişti. İrfan Can'a yaptı hareketten. Ortalık 56 olmuştu. Niye kırmızı değil diye. Ya bakın. Rengine göre konuşmayın. Takımınıza göre konuşun. Ama ben burada farklı bir olay yakaladım. Deniz Çoban'ın Cümlelerinden çok farklı bir olay yakaladım. Bak Osayi Mosayi meselesi değil mesele. İyi dinleyin beni. Diyor ki 28 tane varakemi var. Neden Galatasaray, Kasımpaşa, İstanbul Spor, Sivas Spor ve Alanya Spor, Fenerbahçe maçlarına bu kadar kısa sürede Hakan Ceylan'ı veriyorsunuz? Bakın Galatasaray, Kasımpaşa. Bak Galatasaray, Kasımpaşa. İstanbulspor, Sivas ve Alanya Fenerbahçe maçı. 28 tane var hakem var. 3 hakem, 3 maçın hakemi de aynı. Mete Kalkavan. Geçen hafta Başakşehir Beşiktaş maçını yönetti. Kırmızı kart vermedi. Serkan Tokat uyardı ve verdi. Demek Serkan Tokat doğru yaptı. Sen maç verdin. Ama Mete Kalkavan'a da maç verdin. Bu hiçbir ülkede olmaz. Kırık not alan hakeme maç veriyorsun. Diğerleri bana neden maç verilmiyor diyor. Bütün şimşekleri üzerinize çekiyorsunuz. Bu neden yapılır? Mete Kalkavan yardım dileniyor. Alex Taşçıoğlu'ndan birinden sarı uyarısı geldi. Kimden geldi bilmiyorum diyor. Anladınız mı arkadaşlar? Mesele şu. Bu maça atanan var hakemi de orta hakem aslında sabıkalı hakemler. Niye bu maça bunlar atanıyor diyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir şeyleri unutturmak için olabilir mi? Gündemi değiştirmek için olabilir mi? Hani sadece soruyorum. Şimdi Kanday'a yaşa kart gerekli mi? Rusya müdahalesine sarı kart olmalıydı diyor. Bakın mesela atlanılan bir sarı kart. Furkan'a kart gerekir mi? 30. dakikada Valencia'ya müdahalesi. Yani Fırat Aydınus'un cümlelerinden söyleyeyim. Diyor ki Furkan Bayır'ın görmediği net 3 sarı kart var. Görmediği. Bakın maç boyunca görmediği. Yani bir tane sarı gördü, 3 tane de görmediği var. Penaltıda bariz gol şansı varsa Valencia orada bir vursa gol atabilecek şekildeydi. değil. Penaltıyı verdiğinizde Furkan çekmiyorsa tutmuyorsa toplu oynama şansı varken bu hareketi yapıyorsa olay kırmızıdan sarıya düşer. Furkan'ın hareketi sarı kart. Penaltı veriyorsa sarı kart vermeyebilir deniliyor. Hani o say nasıl kırmızı karttan atılmalıysa Furkan Bayır'da net olarak atılmalıydı. Mete Kalkavan'ın kart hataları sorunluydu. Ekip olarak sorunluydu o atılması dengeleri değiştirecekti ise Furkan'ın kırmızı kart görmesi de dengeleri değiştirirdi. Yani hata varsa çift taraflı var. Şimdi şöyle anlatayım. Furkan Bayır kırmızı kartlı hareket yaptı. Yemedi. O sayi maç boyunca 5 tane sert hareket yaptı. Bir tane sarı kart yedi. Dördünde de sarı kart yemesi lazım. Hiçbirinde yemedi. Hakem kimi kollamış olur? Tabii ki Fener'i kollamış olur hocam. Yani orada bir kişiye vermedi. Burada bir futbolcunun 4 tane sarısını es geçerse rakibinin hepsini sakatlıyorsun yani sen burada dört tane kritik hamle yapıyorsun rakipten futbolcuları sakatlattırmasına izin veriyorsun kaç kişinin birden hakkını yiyorsun dersiniz söz konusu böyle olunca nasıl Rossi'nin sayılmayan golünde offside var mı arkadaşlar bu yoruma da bakın günahıyla sevabıyla varın günahı diyor Erman diyor ki verdiği açıdan offside'ı ben çözemedim burada offside, offside yok Valencia'yı kaybediyorlar diyor Bünyamin Gezer diyor ki bu açıya kimse inanmaz. Ben bile inanmıyorum bunun offside olduğuna diyor. 45 artı 8'de Furkan'ın yediği sarı kart doğru mu? net bir sarı kart diyor. Yani Deniz Çoban diyor ki ilk anda sarı çıksa burada kırmızı olacak diyor. Yani aslına bakarsanız Furkan'ın 30. dakikada kırmızı yemesi lazım. O sahnenin de 20. dakikada yemesi lazım diyorlar. Toparlayacak olursak diyorlar ki arkadaşlar Fenerbahçe eğer kart avantajını kullandıysa sadece 10 dakika kullandı. Peki Fenerbahçe'nin sayılmayan golü kaçıncı dakikada? Rakibin attığı gol normal açıdan verilse, offside verilse. Bak aslına bakarsanız burada her iki tarafta yani Alanya cephesi diyor ki hakkımız yenildi. Fenerbahçe cephesi diyor ki hakkımız yenildi. Bilmiyorum kimin hakkı yenildi. Nasıl yenildi? Bunun takdirini size bırakıyorum. İlk penaltı doğru muydu Osain'in yerde kaldığı? Net penaltı. Ferdi'ye e, Furkan'ın müdahalesi nedir? Net sarı kart, faul ve sarı kart. Osain'in pozisyonuna içeride... E, ...kırmızı dedik. Burada net bir ikinci sarı olmalıydı. Yorum yok diyor. Fırat Aydınus 67. dakikada Furkan Bayır Ferdi'ye kartlık hareket yapıyor. Sonra Kandeyaş üstüne düşüyor. Bu arada Kandeyaş sarı kart yese... Rossi'den dolayı. Bir de Ferdi'yi iteklediği, Ferdi'ye itiraz ettiği pozisyon var. Orada ikinci sarıyı da yiyebilir. Ferdi'ye darbe var hakem görmüyor diyor Erman Turalı. Bir şey diyemezsin hakem görmeyebilir falan filan. Jesus'un atılması doğru mu? Doğru karar diyorlar. Evet hakemin vermediği sarı karttan dolayı ama Jesus'un tepkisi ağır diyorlar. Fırat Aydın diyor ki Mete Kalkan eliyle sahaya girip çıktığını gösteriyor. Bu yüzden kırmızı veriyor. Doğru karar ama sezon başından beri bunlara kırmızı kart verilmedi diyor. İkinci penaltı Furkan'ın Valencia'ya müdahalesi. Doğru mu? Penaltı doğru. Sarı karta gerek yok diyorlar arkadaşlar. Anladınız mı? Yani pozisyonlara baktığınız zaman her iki tarafta bizim hakkımız yenildi bizim hakkımız yenildi, bizim hakkımız yenildi diyor ama takdiri size bırakıyorum. Öyle bir pis bir durum ki bak öyle bir pis bir durum ki ee, anlatılmaz ya yani şöyle söyleyeyim. Kimin hakkının yenildiği belli değil. Öyle bir maç. Dördüncü dakikadaki ben ısrarla söylüyorum. O pozisyon yani rakibin gol attığı pozisyon bana kalırsa offside. Arka çizgiyi vermiş. Arka çizgiyi verdiği anda. Bak aynı anda aynı görüntüyü verirse kabulüm. Ama bir tane görüntü vermiş. Topun ayaktan çıktığını da ekran görüntüsü yakalayıp vermiş. Ben ne bileceğim o anın o an olduğunu. O anın o an olduğunu nereden bileceğim. Arkadan görüntü var versene. Fenerbahçe'nin sayılmayan golü. Nizami gol bir tane rakibi hatalı, bir tane Fenerbahçe'nin aleyhine hatalı. Yani iki tane aleyhine hatalı. Hadi o sayının kırmızısı verilmedi diyelim. Rakibin aleyhine hatalı. 2-1. Yani Fenerbahçe aleyhine Alanya. Yani Alanya 2-1 önde şu anda. Furkan'a verilmeyen ikişer sarı kartı da birer tane saysak. Yani 2-2-4 sarı karttan Alanya Spor'un lehine 4 hata var. Hani Kandeyaş'ın yemediği sarıyı, ikinci sarıyı falan filan onların hepsini geçtim. Hakemin tutarsızlıklarını geçtim. Mesela İsmail Yüksek 4 tane faul yaptı. Kimse bunu konuşmuyor. Bir tane sarı yemesi lazımdı. Mesela İsmail Yüksek de sarı yemedi. Ama her şeyden öte bu hakem maça Eyyam için göndermiş. Yani Eyyam yap. Gündem bu olsun. 2 hafta boyunca millet bunu konuşsun. Diye amaçlarına da ulaştılar arkadaşlar. Ve zaten Lale Orta çok konuşuluyordu. Riva'da kritik buluşma. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi son dönemlerde tartışmalarla ilgili e, dün MHK Başkanı Lale Orta'yla bir görüşme gerçekleştiriyor. Ve MHK Başkanı Lale Orta da TRT'ye çıkıp açıklamada bulunuyor. Biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Galatasaray lobisinin ne kadar iyi çalıştığını görün diye söylüyorum. Bak adamların lobisi. Haklı ya da haksızlar. Bak çok önemli değil. Gerçekten çok önemli Haklı ya da haksızlar çok önemli değil. Herifler işini tam yapıyorlar. Yani Galatasaray Kasımpaşa maçında Donkuzan Yola müdahalesi. Ee, ne diyor MHK başkanı ee, ben direkt Lale Orta'nın konuşmasını açayım Yok ki Lale Orta donk pozisyonundaki mesele sarı kart ya da kırmızı kart değildi bunu açık açık video olarak söylüyor arkadaşlar kramponun tendona bastığı için kırmızı kart olması gerektiğini söylendi hakem arkadaşlarımızdan ayağa bir temas olmadığı bilgisini aldım Farklı bir görüntüsünü gördüğümde ise kamuoyuna sunulmasını istedim. Yani arkadaşlar gösterilmeyen bir pozisyonun eklenmesini istiyor. Bu nasıl manipülasyon oluyor? O pozisyonun o açıdan verilmesi gerektiğini düşündüm diyor. Mesele sarı kart ya da kırmızı kart değil diyor. O pozisyonun doğru açıdan verilip yorum yapılmasının daha doğru olacağını düşündüm. Hiçbir programa kesinlikle baskı veya manipülasyon yapmadım. Ne bana ne tarzıma ne dürüstlüğüme yakışır. Herkes için adalet ve şeffaflık istiyorum diyor. Ya bir şey söyleyeceğim bakın. Allah aşkına. Yani savcı diyor ki delil var mı diyor? Var. Güvenlik kamerası kaydı. Bakın adam gelmiş silahla sıkmış, vurmuş, öldürmüş. Savcı diyor ki hayır ben bunu kabul etmiyorum. Niye? Kameranın pikseli, megapikseli 8 megapiksel. Niye 16 değil? Demek gibi bir şey. Kadın çıkmış demiş ki bak siz bu açıdan gösteriyorsunuz. Kırmızı diye millet birbirini yiyor. Doğru açıyı gösterin. Ya doğrusunu, işin doğrusunu göstermek ne zaman suç olmuş? Yani biz adaleti şeffaflığı getirmek istiyoruz diyor. Bir tane arkadaş var Haluk Ye diye. Jesus biz de bilmem ne çocuğu anlamına gelen küfür ettiği için kırmızı kartı gördü ama bunu bile savunuyorlar demiş. Ne demiş? Yürekli mi demiş? Ha, he yürekli mi demiş? Jesus anlamadım ben burada ne demek istediğini. Bunu çok çözemedim. Serdar Ali Çelik der. Bakın Hocam sen de Serdar Ali'yi normalde beğenmezsin. Burada alırsın. Arkadaşlar kim doğruları konuşuyorsa kim parmak basılacak yer konuşuyorsa takımı, cini, cinsiyeti, dini, imanı, kitabı, Allah'ı önemli değil benim için. Ne doğruları konuşuyorsa. Bak Deniz Çoban günahım kadar sevmem ama ne diyor? İki hakem de formsuz. Niye bu maça verildi? Baştan belliydi diyor. Doğru. Her taraf çelikler. Var operasyonuyla Rossi'nin golü iptal edildi. Ben tekrar soruyorum. Rıdvan Dilmen'in iddia ettiği Serdar Tatlı'nın raporuna yansımış 4 şikeci hakeme ne oldu? Ben de çok merak ediyorum. Şimdi e, 2010-2011 için kimileri şöyle sezon böyle sezon diyor. Merak ediyorum ya. Gerçekten merak ediyorum. Rakip futbolcu ayartmaktansa hakem ayartmak daha kolay değil midir? Yani düz mantık gidiyorum. Düz mantık. Hakem ayartmak mı daha kolaydır? Rakip ayartmak mı? Bence hakem ayartmak daha kolay. 3 tane hakem satın alın. Ligin içinden geçersiniz. Halil Umut Meleri Fenerbahçe satın alsaydı Galatasaray'ı yenerdi. 3. Trabzonspor'u yenerdi. 6. Beşiktaş maçından galibiyet alırdı. 8. Bu Beşiktaş maçını da alırdı. 11. Deplasmandaki Galatasaray maçını da alırdı. 14. Trabzon'u da yenerdi. 17 puan. Bak fazladan 17 puandan bahsediyorum. Fenerbahçe'ye 17 puan ekleyin şimdiden. Şampiyon olur mu olmaz mı? O direkt olur. Halil Umut Meyleri. Başka mesela kim olur? Ee, Abdülkadir Bitigen, Atilla Kara olan. 3 tane hakemi satın alsanız. Birer milyon euro verseniz. Bak, samimi söylüyorum ya. Sezonda senin en kritik maçlarında senin lehine hatalar yapsa bak bakalım sezonu nasıl alıyorsun. Yani o sezonda hiç hakem satın alınmamış ama hep futbolcu almış. Gerizekalılar niye futbolcu alıyorsunuz? Futbolcu en fazla kırmızı yer çıkar oyundan. Neyse 2 ay sonra olmayacağını bilen TFF başkanı iyi niyetli Bay Büyükekşi ile diyor. Serdar Açelik'le beni eleştirmeyin derdindeki BHK başkanı bu ligi bitiremez. Spor bakanı risk alıp konuya müdahale etmezse bu lig şaibelerle anılacak. Altını çizerek söylüyorum. Lig şaibeli hal alacak. Bence son 4-5 sezondur bu lig hep şaibeli. Hiç kimsenin şampiyonluğu kimsenin içine silmiyor. Silmiyor. Sokaktaki herkese sorun. Ligin en iyi top oynayan takımı kim değil? Herkes Fenerbahçe'dir. %90 Fenerbahçe'dir. %90. Fenerbahçe şampiyon olsa bugün deseler lig sahibi belirler. Böyle bir insan kitlesine sahibiz. Yani Galatasaray'ın ofsaytımsısı, bilmem şu su falan hiç umurlandı da İstanbul Spor maçında ayağına kaymış. Kastamonu maçında diziyle rakibin suratını dağıtmış. Kırmızı yemeş falan hiç umurlandı olmaz. Varsa yoksa Fenerbahçe. Bizim taraftarı da öyle Galatasaray maçının özetini izlerler. Bizim maçın tamamını izlerler. Derler ki şu ne kadar çöp bu ne kadar çöp. Serdar Ali'nin devam edelim diyor. Fenerbahçe'nin attığı ve iptal edilen golün offside olmadığını düşündüğüm ve olayın şike dahil her yönlü araştırması gerektiğini yeniden belirteyim. Fenerbahçe hakemleri de Mete Kalkan'a da çağ dışı futbol oynatan Ersun Yanal yenmeyi bildi diyor. Ama her zaman yenemez bu işin çaresizliği şaibelerle dolu ligde devam etmemeyi ciddi ciddi düşünmek diyor. <laughs> Bu arada MHK Başkanı Lale Orta'nın Mete Kalkavan ve Varakem Hakan Ceylan'la görüşecek olduğu iddiaları var. Yani o sahi pozisyonunu da soracak diyorlar. Sormasına gerek yok o sahi pozisyonu. Ben anlatayım niye olduğunu. Tam gidecek. Alex Taşçıoğlu ya da Barın başındaki demiştir ki yapma. Adamların hem golünü yedik şey yaptık. Gerçi golün yenildiği dakika biraz ilerideydi herhalde. Aa, bak ilk, ilk, golde adamlara bayağı manipülasyon yaptık. Sakın ha. Ekmeğimizden oynarsın bir daha bize maç vermezler demiş olabilir. İşte krampona müdahale var. Krampona müdahaleleri müdahaleler bu sene hiç vermedik de diyebilir. Diyebilir paşam. Her şeyi diyebilir. Her şeyi diyebilir. Yani. Anladınız mı demek istediklerimi? Umarım ne demek istediğimi ben anlatabilmişimdir. Bakın. Biz şu anda. Farklı bir futbol iklimindeyiz. Galatasaray diyor ki biz haklıyız. Fenerbahçe diyor ki biz haklıyız. Öbürü diyor ki biz haklıyız. Öbürü diyor ki biz çok tatlıyız. Ya arkadaş. Ben şunu açık yüreklilikle itiraf edeyim. Bak açık yürekle bütün samimiyetimle söylüyorum. Türkiye'de Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, hatta kısmen Trabzonspor'un, belki kısmen Başakşehir'in, Adana Demirspor'un, hatta Alanyaspor'un kullanmama ihtimali yok. Hocam Alanyaspor ne alaka? Bilmiyorum siz düşünün bulursunuz. Adanas Demirspor ne alaka? Düşünün bulursunuz. Diyor. Hani o kadar da kafanız çalışıyordur diye düşünüyorum. Başakşehir bu ligde şampiyon yapıldı. Yani şampiyon olmadı. Şampiyon yapıldı gibi bir durum oldu. Herkese göre şampiyon yapıldı. Bursa Spor şampiyon yapıldı. Herkese göre. Bunu demek de doğru değil. Şimdi bak orada bir emek var. Sezon boyunca takımların yaptığı bir emek var. Mesela Trabzonspor geçen sene Fenerbahçe maçında hakemle maç kazandı trabzonspor Fenerbahçe maçında. Bazı maçlarda aldığı penaltılar evlere şenlik. Ama aynısını bu sene Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe içinde söylüyor. Ondan önceki sene kim şampiyon olduysa 12 de evlere şenlik. Ondan önceki kim şampiyon olsa 12 de evlere şenlik. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani aslına bakarsanız her şampiyon olan takımın yürüyüşünde bir şey var. Fakat orada bir mevzu vardı. Bankalar konsorsiyum anlaşmasında Ziraat Bankası genel müdürüydü sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Dedi ki bu sistemde dedi sırayla hepsi şampiyon olacak dedi. İster gaf ister başka bir şey değil. Sırayla hepsi şampiyon olacaksa ben size şunu söyleyeyim. Bak. Fenerbahçe kimliğimi kenara koyarak söylüyorum. Ben başka takımın taraftarı olsam ısrarla şiddetle derim ki ulan Fener'in şampiyon olduğu senelerde bizimkiler daha iyi futbolcular getiriyordu. Daha çok para kazanıyordu. Bırakın Fener şampiyon olsun derim. İki, yayıncı kuruluşun gelirleri düştü. Fenerbahçe Başkanı, Kulüpler Birliği Başkanı. Ben rakip taraftar olsam derim ki ulan bırakın Fener şampiyon olsun. Fener şampiyon olacak. Bu Fener taraftarı öyle bir gaza gelir ki. Arka arkaya 86 sene şampiyon olacaklarını zanneder bunlar. Gider Beyin Sports para, parayı basarlar. Bunlar parayı basınca kulüp başkanı da çıkar der ki anlaşmayı revize edelim, yükseltelim der. Para artar. Ondan sonra ulan Fener hakemlerle kullanıyor diyoruz yıllardır. Heriflerin tenekesi bile yok. Ulan bizim elimizde argüman yok. İyice rezil olduk. Artık Fener hakemler de diyemeyeceğiz. O yüzden bırakalım bunlar olsun derim. Ulan bu adamlar işte 10 senedir 15 senedir gerçekten iyi top oynuyorlar. Şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar. Bak aklının yenildiği de oldu. Bunların çenesi bir dursun diye de olabilir. Türkiye'de futbol eklemi zaten kötüye gidiyor. Bırakın Fenerbahçe taraftarlar biraz daha fanatik. Para bassınlar. En azından ortalık biraz daha şey yapsın diye Bak bütün samimiyetimle söylüyorum, ben yanlış anlamayın. Her şeyi bir kenara koydum. Bu sene Fenerbahçe'nin Jesus'la yakaladığı başarı. Fenerbahçe bu sene Jesus'la şampiyon olursa, seneye de Jesus'la devam ederse bu sene Avrupa'da bu seviyeye gelen Fenerbahçe seneye nereye gelir? Ha, şöyle bir olay var. Jesus'un transfer konusunda beceriksiz bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Teknik direktörlüğünü bak teknik ve direktörlük Fatih Terim çok iyi bir direktördü. Teknikten, taktikten çok anlar mıydı? O tartışılır ama çok iyi direktördü. diyordu Hadi paket. Çıkın. da öyle. Jesus kırmızı yedikten sonra bakışını gördünüz mü futbolculara? Futbolcuların Jesus'a bakışını gördünüz mü? O anları bir tekrar izleyin. Anlarsınız ne demek istediğimi. Futbolcular niye sakatlandı? Niye King sakatlandı? Niye Valencia Emre Mor ayağını tuttu? Jesus'un kırmızısından sonra takımın verdiği reaksiyon, verdiği Hani o şey tepkiyi gör, görmediniz mi? İşte bu adamın özelliği bu. Ben şunu söyleyeyim bak. Jesus eğer Pereira kadar transferden anlarsa Fenerbahçe önümüzdeki 50 yılını kurtarır. 50 yılını kurtarır ama o kadar anlamıyor. Mesela bize bir sportif direktör olabilir futboldan anlayan ya da sadece scouting listesindeki isimler alınabilir. Onu da söyleyeyim. Gerçi bizim Fenerbahçe taraftarında da şöyle bir özellik var. Ha Osterbol'de alındı ikinci maçında sakatlandı. Kronik sakat. Kronik sakatı kitlemiş bize. Lan böyle bir gerizekalı düşünce olabilir mi ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? ya her futbolcunun şey başına girebilir. Ya Pedro'nun kariyerinde sakatlığı yok. Herif iki defa sakatlandı bizde. Niye biliyor musunuz? Antrenman temposu. Alek'te movik movik. Şu anda fizik, kondisyon en iyi takım Fenerbahçe şu anda ligde. Bak Galatasaray Dünya Kupası arasından sonra dördüncü viteste başladı. 3-2-1'e düşüyor. Ya gittikçe vites düşüyor. Çıkamadı. Fenerbahçe Dünya Kupası arasından sonra birinci viteste başladı. Siz ne dediniz hocam böyle mi oynanın? bir Dünya Kupası'ndan önce böyle mi oynuyorduk? Böyle bu kadar kötü müydük? Sabredin dedim bak. yapılıyor. Kademe kademe. Eğer bu kademeleri aşarken sakatlık yaşamazsak ne ala? Sakatlık yaşarsak sıkıntı. Daha ben size bir şey söyleyeyim. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor şu anda çok şanslılar. Şu an çok şanslılar. Futbolcular falan sakatlanmadı. Çift maç haftasına girdiğiniz zaman göreceksiniz. Belki son 2-3 haftaya 4 haftaya 5 haftaya futbolcuları sezonu kapatacak birçok takımın 3, 4, 5, 6, 10 futbolcu sezonu kapatacak belki. Bir çok yoğun fikstür geliyor. Özellikle yaşlı, mesela Başakşehir çok fazla yaşlı futbolcusu var. Galatasaray'ın da çok fazla yaşlı futbolcusu var. 30 yaş üstünü ben yaşlı sayıyorum. E Fenerbahçe'de de var zaten sakatlanıyor malum görüyorsunuz. Uzun lafın kısası durum bu. Yani Alanya Fenerbahçe maçı sonrası Lale Orta TFF'de ortalık karışacak diye bir başlık ya da ortalık karıştı diyeyim. Ortalık karıştı diye bir başlık atayım. Arkadaşlar ben sadece şunu söyleyeyim. Her takım kendine göre haklı. Bir argümanı var. Fenerbahçe'nin argümanı sezon başında beri şu 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 şu, şu maçlarda mahvedildik. Galatasaray'ın argümanı Alanya maçında Sakaboy'a haksız kırmızı kart yedi. Başka ne zaman hakkınız yenildi? Alanya maçında Sakaboy'a kırmızı. Başka? Alanya maçında. Tamam lan lanet olsun. Bir maçta hakkınız yenildi. Hadi başka? Yok. Sivas maçındaki ya offside tımsı diye bir şey ya inanın insanın konuşacak yüzü olmaz. Bak aynısını Fenerbahçe yaşasa bizim taraftar sokağa çıkamaz utancından. Öyle bir medya baskısı yer ki. Ama herifler medya elinde olduğu için kimse konuşmuyor. Muslera'nın yemediği kırmızı kartı kimse konuşmuyor. Herkes o sayenin yemediğini konuşuyor. Merak ediyorum Muslera'nın yemediği kırmızı kartın o ikinden eksik kalır yanı neydi? Niye adalet bekçiliği yapılmıyor? Belki de unutturuluyor. Peki başka bir soru sorayım. Hakemlerde de ki tamam verilmemiş. O sayede 5 maç ceza, Mustera'ya da 5 maç ceza. En çok kim itiraz eder? Fenerbahçe mi itiraz eder, Galatasaray cephesi mi itiraz eder? Galatasaray cephesi itiraz eder. Yeri göğü birbirine katarlar. Ortalığı 56 yaparlar. O kararı verdirenlerin yani şeylerini ifşa ederler. Siz nasıl verdirirsiniz? Ama maçta hakem gördü sarı verdi ne olacak? Var çağıraydı. Mustera'ya e gelince var çağırınca çağırmayacak mıydı? O sahiye gelince var çağırmadı. Büyük hata. Bete Kalkavan veremedi. Cesur değil bu hakem. Bu hakeme maç mi? Galatasaray maçında Mustera'ya e verilmeyen kırmızıya ne diyeceksiniz? Zorbay küçüğün vermedi ne? Niye bu konuşulmuyor? Niye, konuş Niye konuşulmuyor biliyor musunuz? Osterwold'e alınıyor, oynatılıyor. Az oynatıldı diye eleştiriliyor aynı paraya Yusuf Demir alıyor. 126 dakika oynatılıyor. Bilmem 30 tane 25 tane resmi maçta. Hiç kimse konuşmuyor bunu. İşte bu yüzden. Sosyal medyada ne kadar güçlüysen o kadar güçlü olmaya başladın abi. Ben bunu bilir bunu söylerim. O yüzden de rica ediyorum kanala abone olun diye ama çağrımı çok fazla kişi dinlemiyor maalesef. İnşallah bir gün beni gerçekten anlayan büyük bir kitle olur. Gerçekten beni anlayan ne demek istediğimi anlayan o zaman daha rahat konuşuruz görüşmek üzere arkadaşlar